Çin'in Doğu Türkistan'daki halka uyguladığı zulmün en önemli nedeni halkın Müslüman olmasıdır. Halkı dininden vazgeçirmek için her türlü baskı yöntemini kullanan Çin, en milliyetçi dönemini komünist diktatör Mao'nun 1966 yılları arasında uygulattığı kültür devrimi esnasında yaşadı. Camiler yıkıldı, toplu ibadetler yasaklandı, Kur'an kursları kapatıldı, okullarda ise dinsizlik propagandası yapıldı. Ayrıca insanların dinden soğutulmaları için yoğun çaba harcandı. Dini ilimlerin öğrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kişilerin halkı eğitmeleri tamamen yasaklandı. Ancak her şeye rağmen halkın İslami kimliği yok edilemedi. Doğu Türkistan'da günümüzde Türk Müslüman halka uygulanan baskı yöntemlerinden biri ise eğitim alanında kendini göstermektedir. Bölgedeki üniversitelerde eğitim tamamen Çincedir. Doğu Türkistan'daki Müslüman öğrenciler bu üniversiteleri kazansalar bile içeri bile sokulmazlar. Ayrıca Doğu Türkistan'da okullarda din dersi programlarının esası ateizm üzerine inşa edilmiştir. 1949 yılında Çin'de komünist hakimiyeti iktidara geldikten sonra şu anki yılımıza kadar toplam 4,5 milyon Türk Müslüman etnik temizlik yapılarak katledilmiştir. Ayrıca Çin hükümeti ülkenin genelinde bulunan tüm Kur'an-ı Kerimleri ve dini metinler içeren kitapları tamamen tedavülden kaldırmıştır. Doğu Türkistan'da bugüne kadar 34 bin tane İslami kitap yakılarak yok edildi. 28 bin tane mescit hükümet tarafından zorla kapatılarak diskoya çevrildi. 18 bin tane medrese kapatılarak tamamen şarap üretimhanesi yapıldı. 120 bin tane din alimi idam edilirken 54 bin tanesi de çalışma kamplarında zorla çalıştırıldı. Ayrıca tesettürlerin aşağılandığı tiyatrolarda çocukların beyni yıkanmakta ve İslam'a karşı düşman yapılmaktadır. Ayrıca Doğu Türkistan'da Kur'an-ı Kerim öğretmenin cezası 10 yıl hapistir. Doğu Türkistan'da Müslüman kadınların hicap giymeleri resmi olarak yasaklanmıştır. Hicap giymiş olarak yakalanan bir kadın 5600 dolar ceza ödemek zorundadır. Ayrıca Doğu Türkistan'da bir ailenin yıllık geliri ortalama 1000 dolar civarındadır. Ayrıca Doğu Türkistan'da yaşayan Çinliler arabalarının önüne küçük bir pankart koyarlar. O küçük pankartlarda ise peçeliler ve sakallılar giremez sözleri yazmaktadır. Çin, Doğu Türkistan topraklarında şimdiye kadar 40 tane nükleer test gerçekleştirmiştir. Bu testlerin neticesinde meydana gelen radyoaktif maddelerden ötürü tamı tamına 200 bin tane Müslüman hayatını kaybetmiştir. Bunun yanında 1998 yılında Doğu Türkistan'da 20 bin tane sakat bebek dünyaya gelmiştir. Son birkaç yıl içerisinde kanser hastalığı, bilinmeyen hastalıklar ve felç vakalarından ölenlerin sayısı ciddi şekilde artmıştır. Doğu Türkistan'da hastane ve kütüphanelere sakallılar ve başörtülüler giremez. Örneğin Doğu Türkistan'da hasta olduğunuzu varsayın. Ölümle cebelleşiyorsunuz ve sırf sakallısınız diye size müdahale etmiyorlar ve sizi ölüme terk ediyorlar. Ayrıca Doğu Türkistan'da cuma namazına gitmek yasaktır. Ancak son zamanlarda bu yasak biraz hafifleştirildi. Artık cuma namazlarının kılınması için cemaate verilen vakit 20 dakika civarındadır. Eğer bu süre geçerse Çinli askerler cemaatin namazını bozarlar. Ayrıca Doğu Türkistan'daki camilerin tümüne komünist bayrağı asılmaktadır. Fotoğrafta gördüğünüz üzere bir kadın Kur'an okurken Çin polisi eve baskın yapmış ve o kadını sopalarla öldüresiye dövmüştür. Biraz da Doğu Türkistan'daki hayata bakarsak, Çin'in diğer bölgelerinden Doğu Türkistan'a yerleştirilen Çinlilere hükümet tarafından ev ve iş imkanı sağlanmaktadır. Buradaki amaçları ise Türkleri kendi toprağında azınlığa düşürmek, topraklarını ele geçirmek ve Uygur Türklerini asimile etmek. Doğu Türkistanlı genç kızlar Çinli erkeklerle evlenmeye zorlanmakta ve onlara büyük bir baskı uygulanmaktadır. Bu zorlama ve baskılara dayanamayan Müslüman Türk kızlar arasında intihar olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Çin, Doğu Türkistan halkının asimilasyonunu hızlandırmak için Çinlilerle Türklerin karşılıklı evlenmelerine çok büyük önem vermektedir. Bunu özendirebilmek için de Doğu Türkistanlı erkeklere 500 dolar para vermekte ve doğacak olan çocukların nüfus kütüğüne Çinli olarak yazılmaktadır. Boşanmak isteyen Türk erkeklerine ise 2000 dolar ceza kesilir. Bu parayı ise Doğu Türkistanlı hiç kimse ömrü boyunca bir arada göremez. Doğu Türkistan'daki kadınların hasta ve yaşlı olmalarına bakılmaksızın tarlada ve madende 18 saat boyunca çalıştırılmakta, açlıklarını giderecek miktarda yemek bile verilmemektedir. Buralarda ölen olursa bir çukura atılıp cenazenin doğru dürüst defnedilmesine bile izin verilmemektedir. Bunun için harcanan zamanı boşa geçen zaman olarak telaffuz etmektedirler. Doğu Türkistan toprakları Türkiye'nin iki katı yüz ölçümüne sahiptir. Yeraltı kaynakları ciddi sayılabilecek rakamlar içermektedir. Kömürler ve altınlar, petroller ve doğalgaz kaynakları 1,5 milyar insana sahip Çin'in %30 ihtiyacını karşılamaktadır.
Çin'in ekonomik olarak Doğu Türkistan'ın topraklarına çok ihtiyacı var. Zaten Çin de bunun farkında. O yüzden Çin Doğu Türkistan topraklarından hiçbir şekilde vazgeçmek istemez ve istemeyecektir. Çin bazen Uygur Türklerini terörist olduğu gerekçesiyle keyfi şekilde tutuklayabilir. Uygurların bugün nüfusları Çin'in katliamlarına rağmen 35 milyonu geçmektedir. Ayrıca bunun yanında Uygur nüfusu Türkiye'de, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, Avrupa ülkelerinde, Avustralya'da, Kanada'da ve ABD'de de bulunmaktadır. Peki tarihte Çinliler bu kadar Uygurların üzerlerine geldiler. Hiç ayaklanma olmadı mı diye sorduğunuzu hissediyorum. Oldu. 1944 yılında Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde Çinlilere karşı ayaklanma çıktı ve şaşırtıcı bir şekilde Uygurlar bölgedeki Çin kuvvetlerini yenmeyi başardılar. Hatta Rusya da Uygurların bu ayaklanmasını destekledi ve 1944 yılında Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulmasına yardımcı oldu. Ancak Rusya bu hızlı gelişmelerden korkup Türkistan yöneticilerini Çin ile anlaşmaya zorlamıştır. 1946 yılında iki hükümet arasında 11 maddelik bir metin imzalanıp Birleşik Hükümet kurulmuştur. Böylece Türkistan Cumhuriyeti de Çin'in hakimiyetine girmişti.